Sonunda baş başa kalabildik. Ya bu evde bundan sonra huzur olacak, inanabiliyor musun? Senin de muhabbetine doyum olmuyor. Gören de evden cenaze çıktı sanır. Kafam Yiğit'e takıldı. Ha, Yiğit'e takıldıysa iyi. Ender'e takılmasın da. Sabahtan beri arıyorum, açmıyor telefonunu. Abi siz bu çocuğu biraz salsanız mı? Ya kocaman adam. Bırakın kendi sorunlarıyla kendisi ilgilensin biraz. Çok şımarttınız bence. Şahika, böyle konuşurken lütfen Yiğit'in anne ve babasını yıllar sonra bulduğunu unutma. Hayır, unutmuyorum da üstünden sene geçti artık, alışmıştır bence. Hem sen Yiğit'i biraz boş ver, kendi sorunlarına odaklan. Bak, boşanma bunalımı en iyi nasıl atlatılır biliyor musun? Nasıl? Başka birisiyle. Yine başlama Şahika. Neden anlamak istemiyorsun ya? Sürekli oturup böyle geçmişi yad edeceğine biraz önüne bak, biraz eğlenmene bak. Bakarız bakarız. Sen bu işi kendine dert edinme. Senin bakacağın falan yok. Ben seni çok iyi tanıyorum. Bu duruma ben el atacağım. Şahika, öyle kafana göre bir takım işler yapıp da beni sinirlendirme. Aşk olsun ya. Ben bugüne kadar seni ne zaman sinirlendirdim? Tamam, bir şey yapmayacağım. Haklısın, tamam.